Merhaba arkadaşlar, Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Sandhya Menakşi'nin Santoş'u şikayet eden kişi olduğunu öğrenmişti. Mena'nın bu yalanını Santoş'a anlatıp anlatmama konusunda ise kararsız kalmıştı. Mena ve Vikram ahlak polisinin otele yapıldığı baskında tutuklanırlar. İkili zor duruma düşünce Suraj'ı arayıp yardım isterler. Suraj'ın bu durumu evdekilere anlatmamasını da tembihlerler. Suraj bu durumdan hiç hoşnut olmaz. Suraj'ın aniden odaya gelişi Sandhya'yı şaşırtır. Mena ve Vikram'ın evlilik fotoğraflarını çeken Suraj, Sandhya'ya yarın döneceğini söyler. Ev halkını bilgilendirmesini ve ertesi günde dükkanı ondan açmasını rica eder. Ardından yola koyulan Suraj, elindeki delilleri polise göstererek Mena ve Vikram'ı karakoldan kurtarmayı başarır. Ertesi sabah Suraj'ın yokluğu hemen fark edilir. Santoş onu sorarken Sandhya gece çıktığını ve bugün geleceğini söyler. Bu esnada konağa polis müfettişi gelir. Polisin gelişi Santoş'u oldukça gerginleştirir. Çünkü aklına tutuklandığı anlar gelmiştir. Gelen müfettiş Sandhya'yı sorar. Ona ses kaydının olduğu kaseti getirmiştir. Müfettiş ayrıca Santoş'tan yaptıkları yanlış tutuklama için de özür diler. Müfettişin gidişiyle Santoş ve ev halkı Sandhya'ya yüklenmeye başlar. Özellikle Santoş neler olduğunu, polise neden gittiğini anlatmasını ister. Tüm bu baskılara daha fazla dayanamayan Sandhya gerçeği açıklar. Karakola gitme nedeninin Santoş'u kimin şikayet ettiğini bulmak olduğunu söyler. Bunu yapanın bir kadın olduğunu ve bu işin arkasında Mena'nın olduğunu açıklar. Herkes şaşkındır. Mena Santoş'u kurtaran kişiydi der. Sandhya bunu onun değil kendisinin yaptığını da anlatır. Preti'nin avukat eşiyle konuştuğunu ve hakime delil sunduğunu söyler. Bu delil şikayette yer alan sahte hastanedir der. Tüm olayları çözdüğüm noktada bu sahte hastane olduğunu söyler. Sahte hastane üzerinden yola çıkarak karakola tekrar gittiğini, ses kayıtlarını dinlediğini ve bu kayıtların geçen gün buraya gelen Mena'nın kardeşine ait olduğunu söyler. Üstelik Mena konaktan ayrılırken de aynı sahte hastane yalanıyla ayrıldı der. Santoş bu duydukları karşısında şoke olur ve gözleri dolar. Mena ve Vikram eve döndüklerinde Santoş hiçbir şey çaktırmaz. Mena büyükannelerinin iyileştiğini, o yüzden döndüklerini söyler. Ona şişelerce kan verildiğini, bu yüzden yorgun olduğu yalanını atar. Santoş tüm bunlara inanıyormuş gibi yapar. Hatta Mena'yı yiyecek getirterek onu mutlu bile eder. Tüm bu durum Sandhya'nın hiç hoşuna gitmez. Evdeki huzurun bozulacağını düşünür. Mena'nın yalanlarına inanıyormuş gibi yapan Santoş'un diğer hedefi Vikram olur. Vikram'ın odaya götüren Santoş kutsal kitabı getirir. Oğluna tüm gerçeği anlatmasını ister. Santoş'un ortaya kutsal kitabı koyması Vikram'ı köşeye sıkıştırır. Üstüne Vikram'ın tüm bu yaptıklarından pişman olması onu gerçekleri anlatmaya iter. Vikram yıl dönümü için yalan söylediklerini büyükannenin hasta olmadığını anlatır. Ancak Santoş'un asıl amacı bu değildir. Onun asıl varmak istediği yer Mena'nın onu içeri attıran planıdır. Tüm bu gerçekleri Vikram'a tek tek anlattırır. Mena'nın kardeşiyle işbirliği yaptığı planını Vikram suratına çarpar. Bu yapılan planın içinde Vikram'ın da olduğunu ima eder. Vikram tüm bunları bilmediğini söyler. Böyle alçakça bir şeye asla ortak olmadığını, bunu bilse bir dakika daha dahi Mena ile evli kalmayacağını söyler. Bu öfkeyle odadan kaçan Vikram Mena'yı hedef alır. Sandhya son anda Mena'yı Vikram'ın elinden kurtarır. Tüm olup bitenleri Suraj da öğrenir. Mena yine inkar etmeye başlar. Okuma yazma bilmediğini, kendisini şikayet edemeyeceğini haykırır. Santoş, Sandhya'nın tüm gerçekleri çözdüğünü dile getirirken, Mena, Sandhya'nın hayatını mahvetmekle suçlar. Mena hamile çıkıyor. Santoş, Mena'yı susturur. Kardeşiyle yaptığı tüm planı anlatır. Ayrıca büyükannesine şişelerce kan da verildiğini söyleyerek onunla dalga geçer. Mena, Santoş'un sözleri karşısında afallar ve neye uğradığını bilmez. Mena'nın yalvarmaktan başka çaresi kalmazken, Santoş onu evden kovar. Sandhya bu cezaya karşı çıksa da Santoş çok kararlıdır. Ancak Mena'nın hamile olduğunu açıklaması işleri değiştirir. Santoş buna inanmasa da Mena'nın bayılması ve doktorun gelişiyle gerçek teyit edilmiş olur. Santoş Mena'yı kovmaktan vazgeçer. Tüm bu yaşananlardan sonra Santoş'un Sandhya'ya bakışı tamamen değişir.
ona yaptıkları için pişman olur. Santoş artık her fırsatta Sandia'ya iyi ve öğretici bir kaynana olur. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için bizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.